İlk kar düştü. Mevsimin, yılın ilk karı düştü. Oradaki son durumu alacağız. Mikail Kurban karşımızda olacak. Ve Mikail, gerçekten çok zor şartlar altında gerçekleştiriyorsun bu yayını. Yoğun bir kar yağışı var. Uzatmadan hemen sözü sana bırakayım. Evet, Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Ben yaklaşık 2 dakikadır kameranın karşısındayım ama gördüğünüz gibi karın ne kadar etkili olduğunu görebiliyorsunuz. Neredeyse kardan adama dönmüş durumdayım. Tabii özellikle yüksek kesimlerde kar tipiyle birlikte etkisini gösteriyor. Erzurum, Ardahan, Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve Erzincan şehir merkezinde de mevsimin ilk karı düştü. Ben hemen çekileyim size, kar manzaraları gösterelim Erzurum'dan. Kameraman arkadaşım Muhammed Civelek şu anda ekranlara getiriyor. Bulunduğumuz yer Erzurum'un Palandöken ilçesi ve özellikle yüksek kesimlerde tipinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi kar yağışı lapa lapa devam ediyor. Tabii sadece bu bölgede değil, yine Rize-Erzurum karayolundaki Ovit Dağı geçidinde de tedbir amaçlı o geçit ulaşıma kapatıldı. Oradaki ulaşım da yine yeni yapılan Ovit tünelinden sağlanıyor. Ardahan'da yine mevsimin ilk karı yağdı. Şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye kadar yaklaştı. Yine Erzincan'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili. Orada da 17 köy yoluyla da ulaşım sağlanamıyor. Tabii kapanan yol, köy yollarını aşmak için de belediye ekipleri ve karayolları ekipleri de yoğun bir şekilde mücadele ediyor. Tabii Karadeniz'i yine doğuya bağlayan Zigana geçidinde de kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşmış durumda. Peki kar yağışı devam edecek mi? Hemen onu da belirtelim. Yine meteorolojiden aldığımız bilgilere göre ise kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve oluşabilecek özellikle trafikteki buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi meteoroloji yetkileri tarafından. Dilerseniz bulunduğumuz yerdeki kar kalınlığını gösterelim sizlere. Tabii Palandöken'in eteklerindeyiz şu anda. Burada yaklaşık 5 santimetrelik bir kar kalınlığı var ve tipi şeklinde kar burada devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde Palandöken'e giden yollarda da ara ara aksamalar yaşandığını buradan belirtelim. Yine karayolları ve belediye ekipleri de özellikle yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarına başlamış durumda. Tabii bu karda turizmcileri sevindirdi. Palandöken Kayak Merkezi'nde de yağan karla birlikte sezon açılışı da biraz daha erken yapılacağı benziyor. Aralık'ın ilk haftasında da kayak merkezlerinde de sezon açılışı yapılacak. Dediğimiz gibi özellikle trafiğe çıkacak, akşam saatlerinde trafiğe çıkacak vatandaşların soğuk hava etkili. Şu anda sıfırın altında eksi 3 derecelik bir hava sıcaklığı var burada. Akşam saatlerinde özellikle yollarda buzlanma meydana gelebilir ve bu buzlanmaya karşı da sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bizler buradan belirtelim. Kar yağışının aralıklarla devam edeceğini söyleyelim ve Erzurum'dan sözü yeniden size bırakalım. Sevgili seyirciler, bir son dakika.